Devam et. Şimdi... inanmıyorum. Ama anneciğim. Hayır, elimizi oraya sürmeyelim. Olabilir. Oh. Aferin. Bu işi kavradı Karen. Elini gözünü batırsa da kavradı. Doldur anneciğim. Sen yaptın ve mutlusun. Kızımla kekimiz bitti. Anneciğim çok... ben şu an Garanti Bankası'nın online mülakatına katılacağım. Onun için hazırlandım. Hatta Karen'i uyutmuştum. Karen tekrardan uyandı. Hazır mısın? Al bakalım. Al bakalım. Sen yapacaksın keki. Selam canlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz de bakalım. Hoş geldiniz. Evet, burada bak. Teyze hoşlar burada. Biz bugün kızımla mutfakta vlog çekeceğiz değil mi annem? Evet, bugün kızımla birlikte biz kek yapacağız. Umarım açı iyidir. Şimdi kızım sürekli ben bir şeyler yaparken tezgahın üstüne çıkmak istiyordu. Ben de hadi gel bakalım bugün sen kek yap dedim ve kek yapacak. İstediği gibi batırabilir, istediği gibi kirletebilir. Ben de tabii ki ona yardımcı olacağım. Tamam, ilk önce yumurta kırıyoruz. Bugün kek yapacağız hem de... anne keki yapacağız. Anneciğim sen bunu tut. Benim annem yapardı. İçine ne bulursa koyardı. Benim için içi dolu dolu olan kek anne keki. Hayır, elimizi sokmuyoruz. Cevizli, üzümlü, yani ne bulursan. Evde ne varsa keki hatta. Bugün biz de kızımla öyle bir kek yapalım. Oturuyordum canım, kek istedi. Gerçekten böyle sıcacık sıcacık yemeği ben çok seviyorum. Dedim kalkayım yapayım. O sırada Karen de etrafta dolanıyordu. Onu da alayım tezgaha dedim. Hanımefendi, hayır. İlk önce ne yapalım biliyor musun? Senin kollarını sıvayalım. Tamam mı? İnsanın kızı olmalı. Çamurdan da olsa kızı olmalı. Böyle şeylere elleri yatkın oluyor. Ben ona inanıyorum. Dur bir tane. Evet. Bak şimdi bunu alacaksın. Böyle 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 yapacaksın. Hadi anneciğim. Hadi yap bakalım. Sonra yorumlara yazmayın. Bir yaşındaki kızı iş yaptırıyor diye. Evet. Böyle. Böyle anneciğim. Ay, malzemeler olabildiğince önüme hazırladım ama illaki eksikler oluyor. Umarım o esnada Karenciğim bir şeyleri yıkıp dağıtmaz. Anne elini sokma. Hayır, geliyorum. Elini mi soktun? Yapmadın değil mi? Elini sokmadın. Aferin. Hadi karıştırsan ben de bununla karıştıracağım. Bunun sesinden korkmuyor zaten. Yapıyorum genelde. Şimdi yapıyoruz bari güzel olsun. Kek ve yumurtasını ben çırpayım. Devamını kızım çırpacak. Tamam mı anneciğim? Hadi bir ver bunu bana. Ben şimdi kek ve yumurtasını çırpayım. Ay, kek ve yumurtasını diyorum. Yumurta ve şekerini çırpayım. Bak. Evet. Şimdi şekerimizi atalım. Tamam mı? Sonra sana vereceğim. Oy. Şekerimiz fırladı. Yeter değil mi anneciğim? Nasıl güzel bakıyor. Yerim seni. Evet, bununla işimiz bitti. Bitti mi? Sıra senin için. Evet. Zannediyor ki elleriyle yoğuracak. Bununla yapacağız. Tamam mı anneciğim? Böyle 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 karıştıracağız. Ben normalde hep mikserle yapıyorum ama şimdi Karenciğim yapacağı için bununla yapacağız. Böyle. Karıştır anneciğim. Evet. Yumurtamızı, şekerimizi koyduk. Devam et. Şimdi. inanmıyorum. Ama anneciğim. Hayır, elimizi de oraya sürmeyelim. Olabilir. Şöyle bunu böyle kapatalım da görmesin orayı. Yoksa devam eder. Evet, yağımızı koyalım. Bak bak. Hadi sen karıştır. 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 Evet. Karen'in bu gülüşü heyecanlanma. Mutlu olma gülüşü. Yapıyor sadece. Bir şeye heyecanlandığı zaman hep böyle yapıyor. Nasıl oldu anneciğim? Güzel oluyor mu? Evet. Hadi. Hadi karıştıralım. Evet bak, böyle böyle böyle. Aa, hadi sen de yap. Yap bakalım. Bu elini de tut. Hadi karıştır. Karıştır karıştır. Karıştır. Ay, yerim ben seni. Güzel oluyor mu? Ama sen yap bir de. Hadi bakalım, bıraktım. Hadi sen yap.
Yapabilirsin. Yapabilirsin annem. Alkış kızıma. Kızım yapıyor. Kekimizi kızım yapıyor. Evet. Evet annem hadi yap bakalım. Hadi yap 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 yap. Oh. Çok güzel yapıyorsun sen. Devam edelim mi malzemelerimizi koymaya? Evet un koyacağız ama eleyerek koyacağız. Tut bakalım orayı. Evet. İstersen bunu tut ben karıştırayım. Tut bunu. Hadi eleğimizi sen tut. Hazır mısın? Ele bakalım. Bak böyle 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 böyle. Aa. Ne oluyor anneciğim? Hadi sen yap. Sen ele tut buradan. Ele hadi bakalım. Oh direkt koyacak. Yok. Kolaya kaçıyoruz. Hadi ben eleyim o zaman. Annem elimi koyma, elimi koyma. Olsun kızımın elinin lezzeti de girsin içine. Evet. Ne yapıyoruz biz? Kek. Cevizli, üzümlü kek. Çırptım çırptım sana kek yaptım. Kabımız biraz küçük geliyor maalesef. Tam da göremiyorum karenciğimden. Ne var içinde? Yani hep merak ediyordu. Annem bu tezgahın üstünde arkası dönük bir şekilde ne yapıyor diye. Ben de gel kızım otur dedim. Dur bebeğim. Demiştim ya annem yapardı çok severdim. Hatta annem kışın sobanın fırınında pişirirdi. Ya bu kadar olurdu ya böyle büyük tepsi sobanın tepsisiyle yapardı. Ona rağmen dev gibi bir kek olurdu. O kadar güzel pamuk gibi olurdu. Bilmem benim keklerimi de çok beğeniyorlar. Çok iyi oluyor ama gene de ben o lezzeti yok yani. Hiçbir yerde yakalayamıyorum. Evet karıştıralım karıştıralım karıştıralım. Oh çok güzel oldu. Şimdi ben bir de kahve yapayım. Sana da meyve suyu koyuyorum. Birlikte içimiz bitiyordu. Telefonumuzu şarja taktık. Hadi anneciğim ceviz atalım içine şimdi. Atalım mı cevizleri? At böyle at. At sen at şimdi de. Al bakalım. At buraya at. At aferin hayır. Direkt eliyle. Böyle bak böyle. Bak. Bak at bakalım. Sen de at. At. Aferin kuşuma. Evet. Olsun senin elinin lezzeti geçsin. At at. Bak böyle bırak. At. Aferin. Bir daha. Bir daha anneciğim. At bakalım. Aferin. Büyük büyük gitti onlar içine. Annem dur. İstersen bunları at. Üzümleri at içine. At bakalım. Aferin at. Diğerlerini de at. Aferin sana. Oh. Aferin. Bu işi kavradı Karen. Elini gözünü batırsa da kavradı. Doldur anneciğim. Aferin kuşuma. Ben hep dolduruyorum habire ceviz ama çok mu ceviz dolacak? Sen yaptın ve mutlusun. Kızımla kekimiz bitti. Anneciğim çok sıcak. Hemen böyle azıcık bir ilk sıcaklığı çıktıktan sonra. Evet sen yaptın değil mi bunu? Kim yaptı bunu? Sen yaptın. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra direkt ters çevirdim. Çok güzel görünüyor dolu dolu. Hemen dilimleyip yiyeceğiz tamam mı anneciğim? Evet yaşasın. Anne kız keyif yapacağız. Hayallerim bir bir gerçekleşiyordu. Kızımın kekini böyle buraya koydum. Hatta meyve suyu da yapmıştım ona. Hoşap kaynatmıştım. Onu verdim. Ben bu cam pipetli bardaklardan almıştım. Daha Karen doğmadan önce almıştım. Şunu kapatayım arkadan. Daha Karen doğmadan almıştım. Vallahi beceriyor. Ben şaşırdım. Normalde yapamaz diye düşünüyordum ama yiyor. Bu arada ben Karen'e Netflix'ten şey izletmeye başladım ufak ufak. Günlük yani böyle çok az izletiyorum. Bir saat bile toplasanız bir saat bile etmez. İngilizce şarkı dinletmeye başladım. Hem birazcık izliyor hem de dinlemiş oluyor. Anneciğim bunu dik koyalım olur mu?
Evet, ben de kendime Nescafe yaptım şimdi. Ben de kekimle birlikte yiyeceğim. Ellerine sağlık annem. Ellerine sağlık. Evet canlar, ben hazırlandım. Yalnız dışarı çıkmayacağım bu kez. Evdeyim. Evdeyim ve neden böyle hazırlandım değil mi? Ne kadar saçma. Ben şu an Garanti Bankası'nın online mülakatına katılacağım. Onun için hazırlandım. Hatta Karen'i uyutmuştum. Karen tekrardan uyandı. Onun uyku saatine denk getiririm diye düşünüyordum. Şimdi hazırlandım. Karen uyandı. Şimdi tekrardan onu uyutmak zorundayım. Şalımı falan açacağım. Bir onu uyutacağım. Neyse, ben bankaların İş havuzları oluyor yani, CV'nizi veriyorsunuz, uygun pozisyon olduğu zaman size dönüş sağlıyorlar falan. O havuzlarında bulunuyorum zaten. Birkaç tane daha bankaya mülakata gitmiştim ama farklı pozisyonlardaydı. Bu kez Garanti Bankası'nın müşteri danışmanlığı pozisyonu için bulunduğum ilçedeki, yani Körfez'deki şube için başvuruda bulunmuştum. Bu yeni bir pozisyonmuş. Sizin de eğer yani bulunduğunuz şehir, bulunduğunuz ilçe için açarlarsa zaten il il açıyorlar. İlçe ilçe açıyorlar ve ikametgahınızda olan ilçeye başvuruda bulunabiliyorsunuz. Yani aranan şartlar arasında orada ikamet etmeniz gerekiyor. Neyse, eğer bulunduğunuz yerde olursa size başvurun derim. Çünkü gişe elemanı, yani müşteri danışmanı olarak gişede çalışacaksınız. Güzel bir pozisyon yani, inşallah olur, bilmiyorum. Çünkü diğer başvurduğum pozisyonlar birazcık daha sahadaydı. Yani satış, kredi kartı satışı falandı. Bakalım, nasipte varsa olur, olmazsa da artık sağlık olsun gerçekten. Böyle şeyler olduğu zaman ümitleniyorum, hani olacak mı acaba falan filan diye, ama gerçekten de üzülmüyorum. Çünkü her zaman ben şu inançtayım. Bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağı içindir. Bu sadece iş için değil, her şey için böyle düşünüyorum. Çünkü hayatımda da bunun örneklerini birçok kez yaşadım. O yüzden olmasa da üzülmeyeceğim. Şimdi ben masa falan kurdum. Görüntü açısı falan iyi olsun diye. Hatta şu an üstüm giyinik bir vaziyette ama altımda pijama var. Çünkü zaten profil, yani omuz kısmından üst tarafı görünce için o kadar da hazırlanmayayım dedim. Rahat olayım dedim. Size onu göstereyim. Kızım hatta oraya başladı bile. Tabii ki priz olunca, bilgisayarın kablosu falan olunca Karen'in çok dikkatini çekiyor. Şuraya böyle balkon masamı getirdim. Çünkü arka fon yani düz olsun istedim. Koridora çıkayım dedim. Orada da ışık güzel olmadı. Bilgisayarı buraya koydum. Hatta mikrofonu da iyi duyulsun diye altına kitap koydum. Kalem falan koydum. Fareyi de açtım. Çünkü bilgisayara bazen o klavye yeri işlemez falan diye. Bu minik kuş da güya uyuyacaktı ama maalesef uyumadı. Bilgisayarımı da şarja taktım bu arada. Şimdi ben tekrardan Karaniko'mu uyutuyum. Tamam mı anneciğim? Bana başarılar dile. Eğer yani uyanırsa ne yaparım o esnada bilmiyorum. Bu arada sınav 40 dakika sürecek. 40 dakikalık bir genel yetenek ve dikkat testinden oluşuyormuş. Yani gönderildikleri sınav linkinde öyle yazıyordu. Artık nasıl olur bilmiyorum. Dikkat testinde de hani böyle şey oluyor, yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi birebir aynıdır falan filan gibisinden. Bir de böyle ardışık sayılar veya aritmetik şeyler veriyorlar. Soru işareti koyuyorlar. Buraya hangisi gelmelidir falan, bu tarz şeyler çıkıyormuş. Yani olabildiğince dikkat gerektiren şeyler. Bakalım, umarım inşallah yapabilirim yani. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Güzelce uyuyorsun sen, tamam mı? Tamam mı? Evet kızım, uyuyacak şimdi teyze hoşları. Annesi de eğer hayırlıysa banka mülakatını geçecek. Yani çalışmak denince bile böyle o kadar kötü oluyorum ki minik kuşumdan nasıl ayrılırım bilmiyorum. Neyse, hiç düşünmeyin bunları. O günlere kalalım inşallah. Bakalım hayırlısı olsun. Evet, online sınav bitti. Hatta Karen tekrardan uyandı bile. Allah'tan tam bitti böyle şey yapıyordum hani bir bilgisayarda falan uğraşıyordum. O sırada uyandı. İyi oldu yani, uyudu o esnada, hiç uyanmadı. Nasıldı bilmiyorum. Çok fazla böyle gözlerim ağrıdı bilgisayara bakmaktan. Çünkü nasıl böyle şekiller vermişler. Aşağıdakiyle birebir aynıdır falan filan diye. Hepsi aynı gibi geliyor. Bir de böyle uzun uzun cümleler vermişler. Şey yani soru şu, aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır? Hep tüm şıklarda aynı şey var ama sanki hepsi birbirinin aynısıymış gibi. Ama mesela bir i harfini yazmamışlar veya bir kelimeyi yanlış yazmışlar falan, böyle hepsi aynı gibi geliyor. Bir de süreyle yarışıyorsunuz. Dikkat testinde 40 soruya 30 dakika vermişler. Genel yetenek testinde de 40 soruya 40 dakika vermişler. İlk başta bir sürem yetmez mi acaba diyerekten biraz böyle telaş gibi oldu. Ama gayet de yetti yani. İkincisinde, dikkat testinde birazcık az kaldı. Yani ikisinde de sürem arttı ama ikincisinde daha az kaldı. Keşke geriye dönüş yapabilseydim. Soruları kontrol etmek isterdim. Çok fazla matematik sorusu vardı. Hatta böyle şey bayağı bir işlem falan gerektiren sorulardı.
bilmiyorum, paragraf soruları çok çok şey geldi bana. Yani hep bankayla ilgili paragraflar yazmışlar, hep bilgi içeriyor. Zaten böyle farklı kelimeler, yani günlük hayatta kullanmadığımız kelimeler olduğu için de paragraf anlamakta sıkıntı yaşıyorsunuz haliyle. Ve tekrardan paragraf okuyorsunuz, aşağıda bunu demek istememiştir falan filan diye. Neyse, öyle uzatmayayım. Mülakat bitti yani online sınav. Şu an 2 hafta içerisinde sınava dönüş sağlayacaklarmış. Eğer ki olursa anneciğim, ayağıma çıkmaya çalışıyor. Bu masayı bir an önce buradan kaldırmalıyım. Eğer ki olursa da ona göre tekrardan yüz yüze mülakat falan olacak herhalde. Uyudun bugün. Kızma hemen. Aa, ne oldu? İstemiyor musun? Aa, tadına baktım, beğenmiştin ama. Tamam annem. Hadi. Hadi bir tane daha tadına bak. Kızıma hemen bir kavurma çorbası yaptım. Yemeğimi ocağa koydum. O sırada da hemen yağda tarhana çorbasını karıştırıverdim. Uykudan uyanır uyanmaz yemiyor yemek. Biraz sonra yiyor. Ben de o yüzden kafamda ne yapacağım planladıktan sonra, uyandıktan sonra da yapıyorum yemeğini. Dökecektin ama. Bu ne sinir? Artık gerçekten iştahı o kadar az ki, dişten dolayı mı, neyden bilmiyorum ama çok zor yemek yediriyorum gerçekten. Ama anneciğim bak, çorba. Oh, mis mis mis. Anne mis gibi çorba yapmış. İçine kemik suyu koymuş, içine kıyma koymuş. Daha ne olsun? Ben içeyim, ben içeyim. Nom. Bu ne sinir, bu ne sinir? Sevmediğinden değil yani. Böyle zorla yiyor. Hepsini yiyor ama zorla. Anneciğim lütfen, hadi yiyelim. Oh. Normalde eline ekmek veriyorum. Ekmekle oyalanırken çorba içirebiliyordum ama ekmek yok. Başka bir şey verelim mi? Olur mu? Salatalık vereyim mi eline? Hadi anlaşalım. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Salatalık vereceğim, sen de yiyeceksin şimdi yemeğini. Tamam mı kuşum? Evet. Oh, hatta salatalık. Anlaştık mı? Galiba ben salatalık yaşadım. Bir salatalık çorba. Hadi lütfen. Ay, Esra olacak şuydu. Hoş hoş hoş. Ay, Esra olacak şuydu çocuğu. Hoş hoş hoş. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne alaka görüyorum. Çok geliyor, çok geliyor. Çok geliyor, çok geliyor. Çok geliyor, çok geliyor. Çok geliyor, çok geliyor. Ama şimdi ben şey geliyorum. Çok seviyorum, kediyi seviyorum, sizi seviyorum. Böyle parça. Yalnız kedisi var parça. Karım çok seviyor. Parça, gel. Ya tik 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 tik. Al. Siz nerede canıcığım? Bir tane çok güzel. Evi de elinde. Şu çorbayı sağlayın. Bize yeter sonra bir şey veririz artık. Olmuyor. Bu işaret yedik oradan. Daha kadar çorba yapacak. Of. Bak. Masa bak. Masa bak. Altyazı M.K.
yemeğimiz hazır. Kızımızın karnını da doyurduk. Çok şükür. İnsan öyle bir rahatlıyor ki işleri böyle yoluna koyunca. Elime kitabımı aldım. Kitap okuyacağım. Bu ara kendime bir söz verdim ve kendime bir hedef koydum. Her gün en az 30 sayfa kitap okuyacağıma dair. Ve biraz böyle ben bir şeyleri hedeflediğim zaman yapmak için biraz hırslanıyorum diyeyim. Yani yapmak için gerçekten uğraşıyorum ve onu kendime görev ödev olarak biliyorum. Bu yüzden de kendime böyle bir şey yaptım ve bunu başlatalı 2-3 gün falan o 3 gün oldu. Bugün 4. gün ve gerçekten de sözümü yerine getirdim. Hatta birkaç gün 30 sayfayı da geçtim. Bugün de şimdi hazır dedim ödevini de yap Serengül. Sonuçta bu yani bir terapi gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Kitabımı elime aldım ve onu okuyacağım. Bu arada bölümümden kaynaklı böyle bir kitap tercih etmiştim. Üniversitedeyken almıştım ama okuma fırsatım olmamıştı. Şimdi güzelce kızım oyuncaklarıyla oynarken ben de bunu okuyacağım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda daha güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.